İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti stratejisi konulu seminerin 3. günü. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde çığ, Nahçıvan'da 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Arsak'ta yeni bir bakanlık kurulacak. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Avrupa Konseyi Azerbaycan'ın savaş suçlarını kınadı, cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı. Blinken, yeni ABD yönetimi savaş kışkırtan Azerbaycan'a desteğini gözden geçirecek. Ermenistan Cumhuriyeti ve İran ortak film projelerine ilişkin anlaşmayı yeniledi. 22 Ocak Arno Babacanya'nın doğum günü. Batı Ermenistan Stratejisi adlı seminerin 3. gününde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ülkenin şu anda yönlendirildiği stratejik hedefleri sundu. Abrahamyan seminerde bulunanlara hitap ederek stratejide değiştirmek veya yeniden formüle etmek isteyecekleri herhangi bir nokta olup olmadığını sordu. Ancak hazır bulunanlar önerilen hedefe tamamen katıldı. Batı Ermenistan stratejisinin temel amacı Batı Ermenistan'ın egemenliğini, Ermeni halkının haklarını güçlendirmek, korumak ve geliştirmektir. Devlet Başkanı Abrahamyan konuşmasında farklı diplomatik ve siyasi durumlarda sıklıkla olduğu gibi sözün efendisi olmanın en önemli şartına ve başlangıçta üstlenilen görevlilerin sorumluluklarının değiştiğine değindi. Arjantin'de Batı Ermenistan Milletvekili Guillermo Karamyan ile çoğunlukla Batı Ermenistan'dan sürgün edilen Ermenilerin Arjantin ve Latin Amerika'daki gelecekleriyle ilgili planları hakkında ayrıntılar tartışıldı. Batı Ermenistan'daki Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir mahalle ve altı mezarın yolu ulaşma kapandı. İlçenin Korulu mahallesinde meydana gelen çığdan dolayı can ve mal kaybı yaşanmadı. Kış aylarında yağan kar, kimine göre eğlence, kimine göre de maalesef eziyet oluyor. Bu mevsimde bölgenin hemen hemen her yerinde çığlar oluşmaktadır. Dün gece Nakçıvan'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Vayatzor bölgesinin Yeknazor ve Vay kentlerinde, Sünük bölgesinin birkaç yerleşim yerinde 3-4 büyüklüğünde hissedildi. Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı'na göre bölgesel sismik koruma hizmetinin sismolojik ağı tarafından kaydedilen 3.8 büyüklüğündeki deprem yerel saatte 23.23'te Nahçıvan'ın 33 kilometre kuzeydoğusunda merkez üssü 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Bakanlığın Bölgesel Sismik Koruma Servisinin sismolojik ağı tarafından kaydedildi. Ölü ve kayıplar hakkında bilgi mevcut değil. Arsah Ulusal Meclisi'nin Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından Armin prese verilen bilgiye göre Arsah'ta Devlet Acil Servisi ile Arsah Cumhuriyeti Polisi'ni tek bir yapı olarak İçişleri Bakanlığı'na dahil edilmesi planlanmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin yabancı silahlı teröristleri Suriye'den ve diğer yerlerden Artsakh Dağlı Karabağ İhtilaf Bölgesi'ne nakletmesi gerçeğini kınamış olmasını önemsiyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, Avrupa Parlamentosu'nun hümaniter meseleler özellikle esirlerin derhal ülkelerine geri gönderilmesi konusundaki pozisyonunu vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nun 20 Ocak'ta kabul ettiği rapor kararları, Azerbaycan'ın art saha yönelik saldırısı, Türkiye'nin buna katılımı, savaş suçları, saldırganlığın sonuçlarını ortadan kaldırmak için atılması gereken adımlar, özellikle de hümaniter konularla ilgili bir dizi önemli hüküm içeriyor. Savaşın nedenlerinin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunan bu tür kararlar sayesinde uluslararası toplumun çabalarını destekliyoruz. Kararda Arsak Dağlı Karabağ sorununun Agitmis Grubu Eş Başkanları çerçevesinde nihai çözümünü Arsak'ın gelecekteki hukuki statüsünün eş başkanlar tarafından önerilen temel ilkeler temelinde belirlenmesi öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Adayı Anthony Blinken, Arsah Dağlı Karabağ'daki son çatışmanın ışığında Biden-Harris yönetiminin ABD'nin Azerbaycan'a yaptığı güvenlik yardımını gözden geçireceğini söyledi. Anka tarafından aktarıldığına göre Blinken bunu Senato Dışişleri Komitesi Başkanı Robert Menendez'in sorularını yazılı olarak yanıtlarken ifade etti. Blinken, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki geçen sonbaharda düşmanlıkların yeniden başlamasından ve Artsakh Dağlı Karabağ ve çevresindeki humaniter krizden derin endişe duyuyorum dedi. Onun dediğine göre bu görevde onaylandığı takdirde bölgedeki humaniter ihtiyaçları karşılamak için kongrenin yanısına ABD, Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar, müttefikler, ortaklar ile birlikte çalışacak. Menendez, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan'ın Güney Kafkasya'daki yerli etnik Ermenileri Azerbaycan ve Türk saldırganlığından korunmasına nasıl yardım edebileceğini merak etti. Ermenistan'ı güvenlik, istikrar, demokratik yönetişim ve ekonomik büyümenin desteklenmesinde yardımı destekliyorum. Artsak Dağlı Karabağ'da son zamanlarda patlak veren düşmanlıkların ışığında yönetimimiz Azerbaycan'a güvenlik yardımımızı gözden geçirecek. Onaylanırsa Ermenistan Cumhuriyeti'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uygun yardım düzeyini belirlemek için Kongre Savunma Bakanı ile birlikte bölgeyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Sinema Merkezi Müdürü Şuşan Ekmir ve Farabi Film Vakfı Müdürü Alireza Tabeş, ortak film projeleri oluşturmak ve Ermeni-İran kültürel bağlarını güçlendirmek için yakın zamanda sinematografi alanında işbirliği anlaşmasını yeniledi. Belge, 2017 yılında 3 yıl süreyle imzalanmıştı. Armin Press tarafından bildirildiği üzere iki film yapılarının yetkilileri işbirliği anlaşmasının yeniden imzalanmasının yeni film süreçlerinin geliştirilmesi için umutlar ve yollar yaratacağına olan güvenlerini ifade ettiler. Mizahanyana göre belgenin yeniden imzalanması İran ve Ermenistan arasındaki uzun vadeli kültürel işbirliğini daha da genişletmek ve derinleştirmek için bir fırsat sunuyor ve Farabi Film Vakfı yöneticisi Ali Rıza Tabeş bunun iki ülke arasında yeni işbirliği fırsatlarının başlangıcı olduğunu fazlasıyla inanıyor. Arno Babajanyan 22 Ocak 1921'de Yerevan'da doğdu. İlk müzik bestesini 9 yaşında yazdı. Büyük besteci, piyanist, Sovyetler Birliği halk sanatçısı Arno Babacanya'nın eserleri Ermenistan Cumhuriyeti'nde hem de tüm dünyada seslendirildi. Sanatçılar onu harika bir yaratıcı, hem performans hem de beste sanatlarında başarılı olan bir yenilikçi olarak görüyor. Arno Babacanya'nın zengin yaratıcı mirası şarkılar, enstrümantal performanslar ve senfonik müzik içerir klasik pop ve caz gibi farklı tarzlarda eserler yarattı. Babacanya'nın yaratıcı tarzı Arama Çadıryan ve Sergei Rahmaninov'dan etkilendi. Onun yaratıcı kişiliği, piyano orkestrası için yazılmış piyano üçlüsü ile Kahramanlık Baladında kendini göstermiştir. Çok popüler olan Ermeni Rapsodisi adlı eserini 1950'de yazmıştır. Büyük prestij kazanan besteci, şair Robert Rojdesvenski ve şarkıcı Müslüm Magamayev ile işbirliği yaptı. Onun ilk aşk şarkısı ve Yerevan adlı eserleri şehrin marşı olarak kabul edilmektedir. Babacanya'nın dünyanın en iyi şehri, köprüler, tahmin et dileğimi, acele etme gibi diğer şarkıları Sovyetler Birliği'nde ve yurt dışında ünlüdür. Arno Babacanyan 11 Kasım 1983 tarihinde Moskova'da vefat etti. Mezarı Yerevan'daki Gomidasatlı ünlüler pantolonunda bulunmaktadır. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Hayrik Murat adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Burma Digin Egere adlı eseri sunuyoruz. tamamını Batermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.